Odak noktasıyla yeniden birlikteyiz değerli izleyenler. Şimdi bir Kırgızistan'a uzanacağız. Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sayın Mehmet Çağlar AKPA toplantısında bulunuyor. Kendisine ilişkin, görüşmeye ilişkin, toplantıya ilişkin detayları soralım. Efendim merhaba. İyi yayınlar diliyorum sevgili Mert. Evet çok teşekkür ederiz efendim. Toplantıya ilişkin hem havayı hem de tabii ki Kıbrıs sorunu ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ya da Kıbrıs Türk toplumu da eğer gündeme geldiyse toplantıda nelerin konuşulduğunu merak ediyoruz. Sizden öğrenmek isteriz. Tabii ki çok teşekkür ediyorum bağlandığınız için de. Kırgızistan'daki toplantı Avrupa Konseyi'nin göç, iltica ve yer değiştiren kişiler komitesiyle ilgili sevgili Mert. İki tane önemi var bunun, bu toplantının Kırgızistan'da olmasının. Birincisi Kırgızistan birkaç yıldır özellikle Avrupa Konseyi'nin dostluk grubu olan ülkeleri var. Fas gibi, Filistin gibi. Bunlara katılmak için bir müracaatları olmuştu. Sayın Mevlüt Çavuşoğlu döneminde onun hazırladığı bir raporla birlikte. Bu süreci yaşıyorlar. Yani bir negotiation process dediğimiz bir görüşme süreci yaşıyorlar. Bundan dolayı ilk kez Kırgızistan'da bir toplantı düzenliyor Avrupa Konseyi. Çünkü çok yol kat etti Kırgızistan. Özellikle Orta Asya'daki, Central Asya'daki ülkeler içerisinde demokrasinin yaşadığı tek ülkedir Kırgızistan. Parlamenter sistemle yönetiliyorlar. Ve oldukça büyük gelişmeler var demokrasi adına Kırgızistan'da. Bu bağlamda da tabii ki özellikle çevre ülkelerden, Afganistan'dan, Çin'den ve farklı ülkelerden buralara, bu Orta Asya ülkelerine ve özellikle Kırgızistan'a büyük göçler yaşanıyor. Ve buradan da bir süre sonra bunların bir kısmı Akdeniz yoluyla Avrupa'ya gidiyorlar. Bundan dolayı bu sorunların gerek Avrupa ülkeleri gerekse Orta Doğu ve Orta Asya ülkeleriyle işbirliği içerisinde nasıl çözümlenebileceği, neler yapılabileceği, her ülkeye neler düştüğü konusunda bir toplantıdır burada düzenlenen. Burada doğrudan doğruya Kıbrıs sorunuyla ilgili bir konu yoktu ama bu göç olayıyla ilgili bizler de söz alıp bu özellikle Orta Doğu'dan Avrupa'ya olan göçlerde veyahut da Orta Asya'dan Türkiye yoluyla Kıbrıs yolunun da kullanılıp göçlerin yaşanmasında bizlerin de işbirliği yapma arzusunda olduğumuz ama bunun için ilk etapta güneyle Güney Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs arasında bu özellikle güven artırıcı, güven yaratıcı önlemler bağlamında böyle bir konuda da Avrupa Konseyi'nin girişimleriyle iki ülke arasında ya da iki toplum arasında bu görüşme sürecinde liderlerimizin bu konuya da eğilmesi gerektiği konusunda bir görüşmeler yaptık ve bu oldukça büyük bir takdirle karşılandı bu şekildeki bizim dile getirişimiz. Çünkü biliyorsunuz Güney-Kuzey arasında özellikle bir takım polisiye vakalarda da suçluların yakalanmasında da henüz istediğimiz noktada bir işbirliği yok. Ama bunu göç anlamında, göç ve göçmenlik konularında bunların yaşanması oldukça büyük bir motivasyon katacaktır. Bu vesileyle tabii ki bu sözü aldığımız zaman yaklaşık işte bir buçuk aydır başlayan görüşme sürecini anlatarak bu görüşme sürecinde iki toplum liderine motivasyon anlamında, destek anlamında Avrupa'nın da katkı koyması gerektiğini gerek özellikle Kıbrıslı Türklere ve tabii ki iki topluma da bu çözümün gerçekleşmesi konusunda bir takım açılımlar yapmaları gerektiğinin altını çizmeye çalıştım burada. Yaptığımız bütün ikili temaslarda da bunlara vurgu yaptık. Ve bugün işte buradaki Kırgızistan'daki toplantıya son vereceğiz. Ve yarın kısmetse sabahleyin Kırgızistan'la tabii Kıbrıs arasında 3 saatlik bir zaman dilimi var. Yarın sabahleyin Siyasi İşler Komitesi'nin toplantısına katılmak üzere Roma'ya gideceğim buradan. Cumartesi de kısmetse Kıbrıs'ta olacağım. Kırgızistan tabii ki bir başka açıdan da önemli. Biliyorsunuz Orta Asya ülkeleri özellikle Türkçe konuşan ve soyları Türk olan ülkelerdir.
Burada birçok ortak kültürel özellikleri görmeniz mümkündür. Ama en beni etkileyen Kırgızistan'da kendi kültürlerine gerçekten sahip çıkmalarıdır. Ve özellikle bu globalleşen, küreselleşen dünyada bütün ülkeler belli bir kültüre, ortak bir kültüre doğru giderken bazı ülkeler, güçsüz ülkeler, gelenek göreneklerine, kültürüne sahip çıkamayan ülkeler savrulabiliyorlar. Kırgızistan böyle bir ülke değil. Kendi kültürlerine oldukça sahip çıkarak dünyayla bütünleşmeye çalışıyorlar. Bu da onlara büyük bir özellik katıyor diye düşünüyorum. Tabii ki Kırgızistan bu bağlamda, biraz da bu anlamda bilgi verirsem, fakir bir ülke, gelişmekte olan bir ülke. Her ne kadar enerji kaynakları oldukça güçlü olsa da özellikle son yıllarda yapılan bir takım gelişmeler olsa da yine de fakir bir ülke sayılabilir. Ama buna rağmen insanların oldukça mutlu olduklarını, evet, oldukça sosyal ilişkilerinde çok güçlü olduklarını görebiliyoruz. Ve burada da göç ve göçmenlik konusunda bu kadar fakir bir ülke olmalarına rağmen bu göç, göçmenlik konusunu oldukça etkili bir şekilde kullanarak adımlar atabiliyorlar. Evet. Ve dünyayla bu bağlamda birleşik bir davranış içine girebiliyorlar. Peki, çok teşekkür ederiz. Hem Kırgızistan'da hem de yarın Roma'da yapılacak olan toplantıda size başarılar dileriz. Çok teşekkürler bir kez daha. Teşekkür ederim sevgili Mert, bağlandığınız için. Sizlere iyi günler diliyorum. Evet, çok teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi'nin Kırgızistan'daki toplantısına katılan Cumhuriyet Türk Partisi Milletvekili Sayın Mehmet Çağlar'ın aslında toplantıya ilişkin görüşlerinde başvurmuş olduk. Hemen stüdyo konumuza dönelim. Yakın Doğu Üniversitesi öğretim görevlisi Sayın Muhittin Tolga Özalan'la beraberiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sizler. Biz de çok iyiyiz. Ülke gündeminden ziyade tabii biraz da etrafa da kafayı kaldırmaya çalışıyoruz ama bu çok kolay olmuyor. Hem konuyu konuşabilecek hem de aslında bu konuyla ilgili olarak topluma bilgi verebilecek ne yazık ki çok sayıda ya da bu konuya değinmek isteyen çok sayıda kişiyi bulamıyoruz. Bu bağlamda programa katılmanız bizim için çok önemliydi. Türkiye'ye çevirmek istiyoruz aslında odak noktamızı bugün. Tabii ki Kıbrıs'a da biraz döneriz ama Türkiye'deki seçimler malum Türkiye bölgesinde önemli bir ülke. Ancak ülke içerisinde yaşanan özellikle siyasi durum çok da parlak değil, siyasi tablo. Bu seçimlere de yansıyor ama sonuca nasıl yansıyacak bunu merak ediyoruz. Türkiye'deki seçimleri, seçim havasını, siyasilerin söylemlerini, seçmenin kaygılarını ve size göre seçmenin duruşunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, yani Türkiye ile ilgili önemli bir dönemeç var önünde Türkiye'nin. Türk siyasal yaşamının ve toplumsal yapısının ancak... Mehmet Çağlar hocamızın ve Sayın Milletvekili'nin söylediklerine bir şey ekleyeyim. Yani Kırgızistan'da en fakir ülkelerden biri o aklıma geldi. Şimdi benim de doktora tezim Orta Asya üzerine olduğu için o dönemde Kırgızistan en fakir ülke ve doğal kaynakları da zayıf bir ülke. Ve göç geçiş noktalarında da önemli. Bir de radikal İslam'ın yükseldiği, en azından kırsal alanda yükselmeye çalıştığı bir bölge. Ondan bir altını çizelim ve göç olgusunun da orada tartışılması da önemli. Manidar, haklı Sayın Çağlar bu konuda. Ona da başarılar diliyorum tekrardan çalışmalarında. Türkiye'ye dönecek olursak, Türkiye'de evet çok önemli bir seçim yaşıyoruz. Niye önemli? Çünkü Türkiye siyasal sisteminin değişmesi söz konusu bu seçimin neticesinde. Nasıl değişmesi söz konusu? Bunu artık herkes biliyor. HDP'nin baraj altında kalması durumunda AK Parti'nin meclisteki 3'te 2'lik çoğunlukla birlikte başkanlık sistemine geçişi öngören bir yaklaşımı var. Ve seçim şu anda Sayın Erdoğan'ın yani Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın öngördüğü başkanlık sistemiyle başkanlık sistemine karşı olanlar arasında geçiyor. Yani böyle bir kutuplaşma söz konusu Türk siyasal yaşamında şu anda. Tabii ki bu sadece bu iceberg'in yani buz kütlesinin üzeri. Altında başka şeyler de var bunun tartışılan. Sekülerlik var. Türkiye'deki sistemin şu andaki gidişatın, mahalle baskısının artması, muhafazakarlaşmanın, ya yönelik akımın daha güç kazanması, bununla birlikte artı olarak bir otoriterleşme var. Otoriter bir yönetim var.
AK Parti 2002'de iktidara geldiği zaman, 2002'nin sonunda iktidara geldiği zaman baktığımızda 2009'a kadar pek fena gitmemişti AK Parti'nin politikaları. Ki ben de yazılarımda AK Parti'nin doğru yaptığı noktalarda destek vermiştim. Köşe yazılarında da bunu dile getirdim, televizyon ekranlarında da. Ancak bugün gelinen noktada artık AK Parti'nin içerisinde yer alan kimseler dahi AK Parti'nin politikalarını eleştirmeye başladılar. Bunu açık medya önünde yapmasalar da kapalı kapılar ardında, koridorlarda bu konuşuluyor ve Sayın Erdoğan'ın tavrını da eleştiriyorlar. Şu andaki izlediği politikayı da. Bir bu boyut var. Yani AK Parti içerisinde de bir kaynama var, memnuniyetsizlik var. Özellikle liberal olan kesimler, daha böyle liberal demokrasiye inanmış, parlamenter demokrasiye inanmış kimseler bu gidişattan pek memnun değiller. Baktığımızda yandaş medya kavramı çıktı AK Parti ile birlikte. Medyaya egemen olan, ANAP dönemini andıran, o 80'li yılların ilk başlarını andıran bir durum söz konusu. Yani medyaya egemen olan bir hükümet. Bunun dışında çok az bir kesim kaldı. Onlar da sınırlı şekilde muhalefet yapabiliyorlar. AK Parti hükümetine eleştiri yapabiliyorlar. Yani bir otoriterleşme durumu var Türkiye'de. Demokrasi adına zafiyet söz konusu. Ama bir de olumlu nokta var. Türkiye'de farklı akımların ortak değerlerde anlaşamadıklarından çok anlaşabildikleri konuda uzlaşmaları söz konusu olabiliyor. HDP'nin geldiği çizgiye de baktığımızda HDP'nin de daha merkeze geldiğini, Türkiye'nin partisi anlamında Türkiye Partisi olmaya çalıştığını görüyoruz. Bundan herhalde birkaç sene önce HDP'nin İzmir'de miting yapabilmesini hayal etmek zordu, düşünmek çok zordu ama İzmir'de meydanları doldurdu HDP. Tabii ki meydanları doldurmakla sandıkları doldurmak ayrı bir şey. Çünkü herkes dolduruyor. Herkes dolduruyor Türkiye'de, büyük bir ülke, nüfus var. Ancak bu bir de önemli HDP açısından, bu önemli bir mesaj. Türkiye Partisi oluyorum ben imajı veriyor. Yani Kürtlerin haklarını savunan bir parti olmaya devam edecek. Ancak biz Kürtler olarak hakları savunurken bunu yalnız yapmıyoruz. Türkler, etnik bağlamda bakarsak, Türkler, Araplar, Çerkesler hepsi birlikte bu partinin içinde yer alacak diyorlar ki öyle baktığımızda da etnik kökeni Çerkes, Arap, Laz yani farklı etnik gruplardan da adaylar var HDP'nin içerisinde. Şimdi bunlar tek tek anıp sayıp saymak zor ama Bülent Uluer gibi bir kişi var. Ve sol kesimden ve bununla birlikte özgürlükçü sol ve daha liberal kesimlerden de destek alan bir siyasal oluşum söz konusu. Bunun dışında CHP'nin oy oranını bir nebze artırma olasılığı var. Öyle gözüküyor. Ben yani AK Parti'nin bu seçimlerde %40 bandı veya biraz altında oy alacağını düşünüyorum. Tabii ki yani bu tahmindir. Tutar tutmaz ayrı bir şey. Ancak son dönemde seçimlere yönelik gerek Türkiye'deki seçimlere gerekse Kıbrıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin yaptığım tahminler hemen hemen örtüştü yani. HDP tuttu. İçin öngörünüz nedir? Barajı geçip geçemeyeceğini? Yani ben HDP'nin büyük bir aksilik olmaması durumunda. Yani seçime tabii ki artık çeyrek kaldı. Çeyrek bile değil, 5 kaldı. Pazar günü seçim var Türkiye'de. HDP'nin ben %11,5-12 civarında bir oy alacağını tahmin ediyorum ben. Evet. %11 civarında. Hemen hemen %11-12 gezici araştırmaya yakın. Yani tesadüfen ben bunu size özellikle söylemiyorum. Ben mesela gezicinin bu araştırmasını bilmiyordum. Evet. Ne gün çıktı bilmiyorum. Son anketi hemen son hemen derken, yakın. Yani 27 Mayıs'ta muhtemelen. Yani yurt dışındaydım. Evet. Takip edemedim. De. Yani 2 gün oldu geleli bütün zaten. Son özellikle 27 Mayıs'ta geçtiğimiz hafta 3-4 büyük anket şirketi birlikte yani hepsi aynı döneme denk gelecek şekilde sanki anlaşılmış gibi bilmiyorum ama anketlerini yayınlamışlardı. Şöyle bir gerçeklik var şu anda. Aslında bir AK Parti iktidarı mevcudiyetini bir şekilde önemli ölçüde koruyor. Oy tabanının büyük bir kesimini koruyor. Arkasında herkesin de çok iyi bildiği gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan var. Öte yandan bir de AK Parti'nin karşısında bulunan partiler HDP, MHP ve CHP'de var. Şimdi HDP'nin şüphesiz ki özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimiyle yükselişi, %9'luk oy oranı ve sonrasında söylemleriyle, duruşuyla
sadece Kürtlerin değil, AK Parti karşıtların da bir şekilde ilgisini çeken bir parti haline geldi. Hatta evet, evet, bazı CHP'lerin önemli bir bölümünün HDP'ye oy verebileceği de konuşuluyor. Maksat bunda farklı olabilir. Gerek belki CHP yönetimine, gerek AK Parti karşıtlığı, gerek HDP'ye duyulan sempati, Kürt sol kesiminin de aynı zamanda belki de HDP'ye destek verebilecek olması, AK Parti oy veren Kürt kökenli vatandaşların da HDP'nin çizgisini beğenmesi ve HDP'ye oyları çekmesi. Bu bağlamda HDP'nin yükselen partilerden biri olduğunu gösteriyor ama CHP ve MHP'de durum nedir? Yani bugün aslında mitingleri izlediğinizde ne CHP liderinin ne de MHP liderinin verdiği vaatler çok da rasyonel değil. Yani öte yandan CHP'nin verdiği vaatlere bakıldığında mütedeyyin ve aynı zamanda muhafazakar kesimin rahatsız olabileceği bazı satır aralarında bulunan bazı maddeler var. Bunu bazı medya ön plana çıkarmaya çalışıyor. Tabii. Bir de Milliyetçi Hareket Partisi'nin söylemlerinde bir değişiklik yok. Yani yok. Milliyetçi Hareket Partisi aynı, yılların partisi şeklinde. Dolayısıyla bugün aslında AK Parti'ye oy vermeyeyim de başka bir partiye oy vereyim diyebilecek olan vatandaş, böyle düşünüldüğünde kime neden oy verebileceğini aslında çok da bilebiliyor değil. Vaatleri de çok çekici, cazip değil. Buna ne dersiniz? Neden şimdi, bu iki parti özellikle söylemlerinde bir değişikliğe gidemiyor? Neden cezbedemiyor? Söylemlerinde değişikliğe gidemiyorlar. Bir de şöyle bir şey var, geçen yıl Cumhurbaşkanlığı seçimini bir anımsamakta yarar var, evet, Türkiye'deki. Orada seçmen kitlesinde bence bir alışkanlık oluştu, belli bir kesiminde en azından, belli %3, %4 kesimde, %5 ve diyebilirsiniz. O da Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneksel seçmen kitlesi veya daha liberal dediğimiz, siyasal anlamda liberal diyorum, ekonomik liberalizmden bahsetmiyorum, siyasal liberal anlamda dediğimiz kesimi, Ekmelettinoğlu'na oy vermedi geçen Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Kendisini oraya ait bulmadı. Yani Ekmelettinoğlu'nu, daha doğrusu CHP'ye ait bulmadı, görüşlerine ait bulmadı. Burada akademik olarak görüşte bulunuyorum, bireysel olarak. Onun için rahatlıkla konuşabiliyorum. Aynısını, benzerini Kıbrıs'ta da yaşadık. Cumhuriyetçi Türk Partisi tabanıyla Sibel Siber arasında bir siyasal anlamda elektrik olmadı, uyumsuzluk oldu, kopukluk oldu. Cumhuriyet Halk Partisi ile Ekmelettinoğlu tabanıyla, Ekmelettin İhsanoğlu'yla arasında da bir şey uyum olmadı. Ve ne bir oldu? Bir doku uyuşmazlığı da, evet, oldu. Bir yani, doku uyuşmazlığı oldu ve ne oldu? Gittiği seçmen HDP'ye oy verdi. Daha doğrusu Demirtaş'a oy verdi. Demirtaş. Şimdi Yunanistan'daki Syriza örneği var. Şimdi Syriza'nın bir rüzgar yakalaması ve o rüzgarın Türkiye'ye etkisi var. Bu açık net. Genç bir politikacı. Daha doğrusu orta yaş değilim. Genç diyoruz ama diğerlerine göre genç aslında. Yoksa Tsipras da aynı şekilde orta yaş. İşte artık 40'lı yaşlarda benim gibi. Biz orta yaş olarak algılanıyoruz çünkü. Doğal olarak da o. Biyolojik olarak. Orta yaş politikacısı olarak ön plana çıktı. Demirtaş hem modern hem de geleneksel Kürt seçmene hitap eden bir figür olarak görüyorum. İşte reklamlarına dikkat ediyorum. Evde eşine yardım eden bir eş ve aynı şekilde de bir baba yemek yapılırken işte yardım ediyor. Bu figürler ortaya konuyor. Bu Kürt halkının da modernleşmesini simgeliyor aslında. Yani, ya da özlem duyduğu, evet, yani bugüne kadar çıkan, evet, adaylarda, evet, kendini bulamadığı, evet, yani. Yani baktığımızda çok geniş bir kitleye hitap ediyor HDP. Ve çok kültürlülük politikasına önem vermeye başladığı andan itibaren kitleselleşiyor ve oy oranı da artıyor doğal olarak. Çok kültürlülük derken bu her boyutuyla. Hem etnik hem dini. Hem Hristiyanlara hoşgörüyle toleransla yaklaşıyor hem de dindarlara, İslam mi kesime de dindarlara da hoşgörüyle yaklaşıyor. Kudüs ve başkent meselesi, Kudüs ve İsrail tartışmaları, Selahattin Demirtaş'ın söylemediğini iddia etti ama Erdoğan ve Davutoğlu'nun, evet, söylediğini savunduğu ve Kudüs İsraillerindir şeklindeki söylemi nedeniyle eleştirdiği bir konu var. Oradan bir sanırım bir şey yakalandı. Tabii o gibi şeyler yakalanıyor seçim süresince. Bu gibi eleştiriler oluyor. Bu bir soru işareti yaratmış olabilir mi seçmenin aklında? Dindar, muhafazakar Kürt vatandaşları. Hayır, çok yaratacağını sanmıyorum. Tabii ki belli başlı bir Kürt seçmen kitlesinin AK Parti'ye oy verdiğini, ümmet zihniyetiyle ona oy verdiğini biliyoruz. Ama şimdi baktığımızda Demirtaş'ın bir de emekçi kesimlere yönelik
Sosyalist mesajı var. Mesajı evet, var. Sol bir mesajı var. Sosyalist Enternasyonal'da gözlemci üyelik statüsü var şu anda HDP'nin. Ve bununla birlikte bayağı bir, özellikle Batı yakasına baktığımızda, Türkiye'nin Batı yakasında sol tendanslı veya sol görüşlü adayların ön plana çıkarıldığını görüyoruz. Evet. Ve bunlar seküler CHP seçmenine de hitap edebilen kesimler. O yüzden biraz önce sizin dediğiniz gibi CHP'den bir akım olacak. Aynı şekilde AK Parti'den de belli kesimlerin HDP'ye doğru yöneleceğini söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi yani biz %11-12 arası tahmin ediyorum ben, 11,5-12, ama belki de olmaz ya da barajın altında da kalabilir. Bunu bilemeyiz, evet. Yani sadece tahmin diyoruz. Yanılabiliriz %1-2 bizde. Ancak anketlere baktığımızda HDP gibi bir parti %10 barajına dayanmışsa bu daha üsttedir. Çünkü muhalefette olan bir partinin oyu daima daha az çıkar anketlerde. İktidarın gücünden çekinir çünkü halk. Ve bu ortaya çıkmaz. Ki bu Kıbrıs için de geçerlidir ama Türkiye için daha fazla geçerlidir. Çünkü otoriter bir yönetim vardır Türkiye'de şu anda. Otoriterleşen bir yönetim vardır. O yönetimden çekinen kesimler vardır mutlaka. Evet. Şimdi bu her iki partinin de tabii klasik söylemlerinin dışında çok da aslında radikal, çok böyle sinir uçlarına dokunabilecek açıklamalardan kaçındıklarını görüyoruz ama iki parti de tam arada kalan, belki de oyunun sadece parçası ya da piyonu olmanın ötesinde dışarı çıkabilecek bir harekette bulunamadı. CHP'ye ve MHP için konuşacak olursak. Evet, HDP'nin yükselişinden bahsettik. AK Parti'nin ise 13 yıllık iktidarın vermiş olduğu yolculuk. Evet, CHP'li MHP'den biraz bahsedelim. Doğru. Evet. Yani özellikle Sayın Kılıçdaroğlu, yani girdiği seçimleri kaybettiği ve bu bağlamda söylemleriyle de çok dikkat çekememekle eleştiriliyor. Özellikle bugün de yine bazı köşe yazarları da bu konuya dikkat çekmeye çalışmış. Deniz Baykal'ın partiden ayrılışıyla kendisine kalan Cumhuriyet Halk Partisi'ni aslında çok da aktif kullanamadığını söylüyor bazı CHP'liler. Böyle bir eleştirisi var. Ya. Kılıçdaroğlu nasıl bir siyasetçi? Kılıçdaroğlu'nun söylemleri CHP kökenlerini, kökten CHP'lileri sizce tatmin edebiliyor mu? Yani kökten CHP'lilerin belki bir kısmını tatmin ediyor ama yani önemli olan kökten CHP'liler dışında da siz partiye bir şey katmanız gerekiyor, halka bir şey sunmanız gerekiyor. Örnekler teşkil etmesi lazım, ortaya bir şeyler çıkarmanız lazım. Bugün Selahattin Demirtaş bile bunu bir şekilde başardı. Yani bunu başarıyor. Çapını büyütmeye çalışıyor. Çapını büyütüyor, bir akım yarattı ve oluşturulan kanaldan oylar akıyor şu anda HDP. Yani barajın altında kalsa bile oylarını artırmış olarak çıkacak yani seçimden. Bir umut olarak devam edecek. Ama şeye baktığımızda Kılıçdaroğlu'na yeni bir şey söylemiyor. CHP'nin muhafazakar yapısı, Cumhuriyeti kuran parti olarak o muhafazakar yapısı devam ediyor. Orada halkla bağlantı kurmakta zorluk çekiyor. Bir de CHP'nin aslında elitlerine baktığımızda, sınıfsal sosyal sınıf olarak baktığımızda ben hemen İdris Küçükömer'i aklıma geliyor, profesör rahmetlik, onu anmadan geçemeyiz. Evet. Düzenin Yabancılaşması kitabı, okumadıysanız size de tavsiye edebilirim. Bana o kitabı okumayı tavsiye eden Ahmet Davutoğlu'ydu hocam. Ve onu okuduktan sonra CHP'yi daha iyi anlıyorsunuz. Yani CHP yazıyor gazeteleri, basın, ama CHP hep böyleydi aslında yıllarca. Kurulduğundan itibaren elitler, devletin bürokratları, ardından da büyük iş adamlarının desteklediği, seküler beyaz Türklerin tırnak içinde desteklediği bir siyasi partiydi. Yani çok tabana, çok alt tabakaya hitap kırsal, edebilen kırsalda bir örgütlenemeyen, emekçi kesimler arasında örgütlenemeyen bir siyasal partiydi. Evet. Demokrat Parti ise sağ bir parti olmasına rağmen, Adnan Menderes'in kırsaldan oy alan veya emekçilerden oy alan bugünkü bir partiydi. Adalet ve Kalkınma Partisi. Evet, Adalet ve Kalkınma Partisi de onun bir devamıdır. Daha muhafazakar bir versiyonudur. Evet. Aslında bu boyuttan bakmak lazım Türkiye'ye. CHP nerede yanlış yaptı? Siz gidip insanlara önce tırnak içinde söylüyorum bunu. Önce camiye gitmekten vazgeçin derseniz ve örgütlemeye çalışırsanız insanları, örgütleyemezsiniz. Önce insanlara ekmek vereceksiniz. Önce insanların maaşını nasıl arttıracağınızın projesini yapacaksınız. Ve iyi yerel yönetim örnekleri ortaya koymanız gerekir. CHP'nin baktığımızda işte SHP, CHP şeklinde evrilmesi sürecine baktığımızda bir İstanbul faciası var. Yani İstanbul, Nurettin Sözen Belediye Başkanlığı dönemi. Oradan sonra inişe geçiyor zaten CHP. Evet. Oradaki o İSKİ büyük skandalı. Büyük şehirler, İstanbul, evet. Ankara, İzmir gibi aslında bunlar İSKİ, genele de yansıyor. Evet, o İSKİ skandalı ve bununla birlikte
Bakın biraz evvel ne dediniz? AK Parti'nin daha doğrusu HDP'nin yaptığı dönüşüm veya AK Parti'nin. Şimdi Diyarbakır örneğine bakıyorsunuz. Ben gitmedim ama yani gidenler söylüyor veya televizyondan izliyorum. Toplu konut projeleri, belediyenin bunu devletle birlikte yürütmesi var. Bazı örnekler ortaya koydu HDP. Bununla birlikte artı AK Parti'ye bakıyoruz. Kentsel dönüşüm projelerinde tabii ki İstanbul'da işte yeni havalimanının yapılması falan bence çevre bağlı anlamında bir İstanbul'a ihanettir. Bence İstanbul'un o ormanlarının, doğal kaynaklarının, su kaynaklarının bertaraf edilmesi. Ancak diğer taraftan baktığımızda bugün İstanbul'da metro var. Yeterli mi? Değildir. Ancak CHP belediye başkanlığı döneminde bu hiç olmamıştır. Toplu taşıma geliştirilmiştir. Toplu konut projeleri, yani TOKİ'yi beğenirsiniz veya beğenmezsiniz. İnsanlar geçmişte biliyorsunuz gecekondularda yaşıyorlardı. Evet. Şu anda sıcak su, merkezi ısıtması olan, sağlık sisteminde yetmez ama devrim niteliğinde adımlar atıldı AK Parti tarafından. Bunlar yapılır. Bir dönem ekonomik istikrar tabii, büyük faydası. Ekonomik istikrar. Şimdi aslında o ekonomik istikrar gitti. AK Parti'nin rahatsız eden boyutu şu. Otoriterleşme, sizden olmayana yaşam hakkı tanımama, tolere edememe durumu, mahalle baskısını aktifleştirme, onu teşvik etme, AK Parti'nin muhafazakarlaşması ve dini siyasete alet etmesi. Şimdi, ve evet, artı bir de dış politikadaki fiyaskosu. Yani bir Suriye olayı var, resmen fiyasko. IŞİD konusunda Can Dündar'ın geçtiğimiz günlerde çıkarttığı bazı ortaya dokümanlar var. Videolar var. Ben onların pek bakamadım, dediğim gibi yurt dışındaydım ama takip edebildiğim kadar zaten bunları biz biliyorduk. Yani akademik olarak yaptığımız çalışmalarda rastlıyorduk raporlarda. Size göre Türkmenlere mi giden bir yardım yoksa? Ya bilemiyorum yani ben. Ancak açık bir şey var. Bakın. Ama bunu hükümet sanki buraya yani daha evet, doğrusu. Türkmenlere, evet Türkmenlere. Sayın Davutoğlu öyle dedi ama açık bir şey var. Türkiye'de bir sorun var. Bugün IŞİD denen terör örgütü var ve bu IŞİD terör örgütüne Türkiye'den sivil bir katkı var. Yani komutanlarla dedikleri, o IŞİD'in komutanları dedikleri kimselerin bir kısmı Kahramanmaraşlıdır, Urfalıdır, Adıyamanlıdır. Arap değillerdir, Kürt de değillerdir. Türk veya işte Türkiye Kürdü ama işte IŞİD'e inanan, Vahabi, Selefiliğe inananlardır. Ben Türkiye'nin önündeki en büyük tehlikenin bu Selefi yaklaşımının olduğuna inanıyorum. Yani Suudi Arabistan tarzı bir İslam anlayışı. Sünni İslam. Sünni demeyelim. Selefi değilim ona. Yani Selefi anlayışı, Vahabilik, ilkel, sadece hadislere inanan, şer'i hukuka inanan ve şeyi çalıştırmayan, hadislere bağlı kalan ve İslam tasavvufunu, yani İslam felsefesini çalıştırmayan anlayışın hareket noktası olması. AK Parti'nin bence en büyük yarattığı endişe bu toplumda. Evet, peki şimdi genel tabloya baktık. Aslında yine dün Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir televizyon programında da değerlendirdi. Program hazır gittiği de belli oluyor. Bunu gündeme getirmeye çalıştığı da anlaşılıyor AK Partililerin. 2002 öncesindeki Türkiye modelini çizmeye çalışıyorlar. Özellikle son o koalisyon hükümeti döneminde yaşanan pek çok kriz ve Türkiye'nin gerçekten içinden çıkılamaz durumu. Belki bu AK Parti olmayabilir, bir başka parti de olabilirdi ama dediğiniz gibi kırsala ve genele yayılmayı başarabilen, alt kesime de yayılmayı, o geniş tabana hitap edebilmeyi başarabilen bir başka parti de olabilirdi bu. Görüşü belki sol da olabilirdi. Ve bunu başarabilen AK Parti'ydi. Büyük bir destek topladı. Pek çoklarının aslında desteğini topladı AK Parti. Bir düzen, bir istikrar bir şekilde kazanıldı. Ekonomik anlamda da bazı değişiklikler yaşandı. Ve dediğiniz gibi özellikle 2007-2009 arası bir duraklama dönemi ve 2009'dan günümüze kadar da gerileme dönemi yaşanıyor. Evet, eksen kayması diyebiliriz. Şimdi dış politika AK Parti içerisinde zaten muhtemelen kamuoyuna yansıyan yazarların işte akıl adamlarında bir şekilde dile getirmiş olduğu pek çok konu göz ardı edilebiliyordu, tölere edilebiliyordu belki de 2009'a kadar. Ama 2009'dan sonra ortaya çıkan çok ciddi iddialar toplum gerçekten bu anlamda AK Partiler tarafından inandırılabildi mi? Yolsuzlukla ilgili olarak bugün CHP'nin, MHP'nin ve HDP'nin ortak bir söylemi var. Yolsuzluk, ekonomik krizler ve otoriter bir yönetim anlayışı.
Bu üç konu noktasında, bu üç partinin de söylemi ortak. En çok AK Parti bu noktalar açısından değerlendiriliyor. Yolsuzluk noktasına bakıldığında gerçekten AK Parti kendini aklayabilmeyi başardı mı? Evet, yargılamalar sürdü. Hı hı. AK Parti'ye ithafta bulunanlar, iddia edenler, yolsuzluk yaptığını gündeme getirenler, çeşitli ithamlarla, yaftalamalarla ortadan kaldırıldı, bertaraf edildi. Ama bu AK Parti'nin gerçekten halk önünde kendisine daha önce oy verenler tarafından aklandığı anlamına gelir mi? Yani orada bir darbe vuruldu AK Parti'ye. Yani bir zaten geçtiğimiz seçimde de ben daha fazla oy almasını beklerdim Sayın Tayyip Erdoğan'ın, ama orada tamamen kendi üzerine kurdu tabii ki seçimi. Cumhurbaşkanlığı seçimi, evet, yani, %51'lik oyunu. Evet, kendi üzerine kurdu seçimi, ki yerel seçimde de öyle yaptı. Çünkü AK Parti yıprandı. Bir noktada ikna etti orada belli kesimleri, özellikle bakanların görevden alınması vesaire şeklinde. Ancak halkın zihninde şu da var. Yani AK Parti tamam, tırnak içinde söylüyorum bunu, yolsuzluk yapıyor ama bize de para veriyor. Yani baktığımızda memur maaşları, işçi maaşları. Bu bugün de geçerli bir görüş mü? Hayır, ben geçmişten bahsediyorum. Geçmişten. Birkaç yıl öncesine kadar böyleydi. Ancak şu anda dikkat ederseniz Sayın Erdoğan'ın söyleminde ve Davutoğlu'nun söyleminde ekonomiye ilişkin çok bir şey yok. Onu savunamıyorlar. Yeni şu anda hiçbir şey yok. Evet. Geçmişe yönelik. Şunu yaptık, evet, bunu yaptık. Bunu yaptık diyorlar ama şu anda işte dövizin durumu ortada, biliyorsunuz. Piyasanın durumu ortada. Türkiye bir kriz noktasına geldi. Ekonomist değilim ama bazı şeyleri sosyal bilimci olarak da görebiliyoruz. İsterdim bilmiyorum bugün kaç. Yükselişte 4.12'den yukarıda. 4.12'den yukarıda yine. Baktığımızda bunlar yükseliyor, döviz kurları yükseliyor. Tabii Türkiye'nin ihracatına, turizm gelirlerine belki katkısı olur bunlara. Bugün enflasyon rakamları açıldı, açıklandı. Yine ciddi bir yükseliş söz konusu var. Yükseliş var. Türkiye artık cazip bir ülke olmaktan çıkıyor yavaş yavaş. Pahalı bir ülke oluyor. Üretimde de bir zafiyet var. Ve ekonomiye pek değinmiyor Sayın Erdoğan benim gözlemlediğim kadarıyla. Davutoğlu da dediğiniz gibi geçmişe hep referans veriyorlar. O yüzden bir zafiyet var ekonomik anlamda. Bu işte halka nasıl yansıyacak, bunu hep birlikte göreceğiz. Halk bu defa çıkabilecek mi? Hani Kıbrıs'ta da çok eleştiriyoruz ya, hani herkes kendini düşünüyor. Dolayısıyla buna göre partiye oy veriyor. Aslında ülke yönetimine talip olanların vizyonuna bakmıyor. Hani Hı-hı. çok eleştirildik ya. Belki bir dönem Türkiye'de de bu şimdi yaşandı ama bu seçimde acaba bu ortaya konulabilecek mi? Bu çok merak bunu ediliyor. Bunu göreceğiz, ancak MHP'den atlamayalım MHP'yi. Evet. MHP pek bir şey değişmedi diyorsunuz. Doğrudur. Daha ılımlı bir noktaya gelmiş olabilir işte Kürt sorununda veya başka konularda ama sizce yine, geldi mi? Yani en azından çözüm süreci, ihanet süreci olduğunu çözüm düşünüyor. Çözüm sürecini ihanet düşünüyor. Yani en azından Kürt kelimesini telaffuz ediyorlar. Yani onda konjonktür getirdi ama baktığımızda doğrudur. Muhafazakar kesinlikle Türkiye'deki siyasal sistemin kültür politikalarının değişmesinin yolunda çok kültürlülük bağlamında bir değişiklikleri yok. Evet. O muhafazakar, milliyetçi, gelenekçi, gelenekselci çizgilerini devam ettiriyor. O olan. Yükselişi bekleniyor MHP'den. Yani maksimum %5'lik bir artış, belki en fazla %20. Yani %15, %20 bandı arasında anketler bunu gösteriyor. Bu yükseliş, muhtemel bir yükselişten bahsedecek olursak şundan dolayı olabilir mi? Şimdi HDP'nin PKK bağlantısı olduğunu düşünen ciddi bir kesim var. HDP ile PKK'yı bağdaştıran pek çok isim var. AK Parti'ye oy verip de şimdi HDP'ye oy verecek olanlar olduğu gibi belki de HDP'nin yükselişinden çekinip MHP'ye daha milliyetçi bir partinin güçlü olmasını sağlayacak oyların da olabileceğini düşünebiliriz. Bu AK Parti'den yani de olabilir. AK Parti'den olur bence. AK Parti'den gidecekse olur. Oylar AK Parti'den gider diye düşünüyorum. Dolayısıyla hep giden AK Parti'den oluyor. Hep giden AK Parti'den özellikle oluyor. Özellikle HDP ve MHP. Evet, ama MHP'nin ben %17-18'in üzerine pek çıkabileceğine inanmıyorum. Peki CHP yani. Kimden oy alabilir? Yani AK Partilerden, yani evet, MHP ve HDP'nin AK Partilerden oy alacağı kesin gibi görünüyor. Ne kadar yani olur bilemiyoruz. CHP şöyle, AK Parti'ye oy veren, destek veren 2002'de, ondan sonra 2007'de destek veren ve 2012'de de destek veren daha çok, pardon 2007'de evet destek veren liberal kesimlerin oylarını alabilir diye düşünüyorum ben. Evet. Daha liberal kesimlerin oylarını, ama bu yüzdelik olarak çok da büyük bir kesim değil. Yani yüzde belki 3-5 maksimum. Hani herhangi bir söylemde bulunmuyor dedik ya AK Parti. Aslında AK Parti'nin şu aralar sesi biraz kısık, dozajı biraz kısık da olsa
yine içten içe vermeye çalıştığı ama yani, başkanlık sistemi modeli var. Açık konuşuyorlar ama yani baktığımız zaman sosyal medya... Bundan çok memnun değildi Sayın Erdoğan, dün onu söyledi. Sosyal medyada falan baktığımız zaman yani bayağı bir böyle militan diyeceğimiz, siyasal parti amigosu diyebileceğimiz insanlar bunun propagandasını yapıyorlar sosyal medyada. Dün Erdoğan'a sordular. Görüyorum ama yani ilginç olan şudur, Erdoğan'dan bahsettiniz. Yani dünyanın hiçbir yerinde herhalde bir cumhurbaşkanı bu kadar bir parlamento seçimine, genel seçime müdahil olmaz. Bunu da tanıklık ediyoruz yani, evet. Erdoğan'ın müdahil olmasını yani. Bir insan bu kadar... Ben farklı bir cumhurbaşkanı olacağım dedi ama bu beklentilerin çok farklı oldu, bence çok farklı de. Bence de farklı dediği oldu zaten oldu. Yani Abdullah Gül böyle yapmadı. Aynı şekilde ondan önce şey vardı, Ahmet Necdet Sezer vardı. Gerçi onun çok ne kadar taraflı, ne kadar tarafsız olacağı yine... Tamam ama yani bu şekilde yapmadı. Ama. Kimse yapmadı yani miting meydanlarını dolaşmadı. Süleyman Demirel biraz eleştirilmişti bu dönem. Bir dönem belki ama. Yani Süleyman Demirel de yani bu boyutta yapmadı. Yani evet. Hükümete yönelik eleştiriler getirdi sansür. Peki, ama yani bu başkanlık boyutta... sistemini sürekli olarak savunuyor Sayın Erdoğan ve şunu da örnek veriyor. G20 dünyanın en gelişmiş 20 ekonomisinin onun da ilk konumda belki de başkanlık sisteminin mevcut olduğunu, bunun da bize faydası olacağını söylüyor ama yine aslında bir endişe var. Yani bu en başından beri konuşuluyordu. Erdoğan'ın kafasında bir başkanlık sistemi olduğu ve bunun da Türkiye eyaletlere bölmek ve Güneydoğu'da muhtemel bir özel Kürt yapılanmasının, bu KADEK projesi olarak da adlandırılan projenin bir parçası olabilecek o tehlikeyle örtüşebileceği ve Erdoğan'ın da aklında bu olduğu söylemi vardı. Bundan endişe duyan bir kesim var. Önemli ölçüde bir kesim ve belki de başkanlık sistemine bu yüzden en çok da muhalefet gösteriliyor. Buna ne dersiniz? Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Esas burada Sayın Erdoğan'ın otoriter karakteridir. Siyasal anlamda otoriter karakteridir. Esas çekinilen odur yani. Benim düşüncem odur. Yani, diğerleri tali yollardır diye düşünüyorum. Yani esas ana nokta. Ben merkezi bir siyasi yönetim. Evet, siyasi olsun. Karakteridir. Yani evet. Onadır tepki. Benim düşüncem o. En büyük eleştirisi de eski Türkiye'ye özen duymakla eleştiriyor. Eski Türkiye. Koalisyon hükümetlerini. Eski Türkiye diyor ancak eski Türkiye'nin söylemlerini de kullanıyor kendisi. İşte HDP'ye karşı saldırı noktasına baktığınızda veya PKK'ya karşı olan saldırı eleştiri noktasına baktığımızda, teröre ilişkin yaptığı yorumlarda. Ancak şeyi de unutturmaya çalışıyor. İşte Hakan Fidan ve o dönemde MIT'in ve hala daha devam eden MIT'in yaptığı faaliyetler ve şeyle görüşmeleri, Abdullah Öcalan'la yapılan görüşmeler, müzakere süreci yani çözüm süreci, bunlar hep sanki olmamış, kendisinin bunda bir rolü yokmuş gibi davranıyor. O ilginç yani. Bir anlamda milliyetçi seçme, biraz evvel dediniz ya, MHP'ye kayan seçmen kitlesini tekrar kendisine çekmeye çalışıyor seçim süresince. Mesela Kıbrıs'la ilgili de açıklamalar yapmıştı. Kıbrıs'la ilgili de o milliyetçi retoriği kullanıyor. Ama bu milliyetçi retorik nereye kadar kendisini götürür bilemiyorum. Yani şimdi, tek avantajı yandaş medyanın çok güçlü oluşu. Ve o yandaş medyanın sürekli olarak pompaladığı, biraz evvel sizin dediğiniz eski Türkiye'ye dönüş yok kesinlikle diyor. Ama eski Türkiye'nin o 90'lı yıllarda, 90'lı yılların sonlarında ve 90'lı yılların ortalarında işte Tansu Çiller'in özellikle kullandığı o söylemi baktığımızda özellikle Kürt sorununda zaman zaman kullanıyor Sayın Erdoğan. Ama diğer taraftan da çözüm sürecinden bahsediyor. Çözüm sürecinde muhatap olduğu kesim ise işte Öcalan'dır. Yani dolaylı ya da doğrudan bir dolaylı şekilde. Dolaylı da olsa yani devletin resmi görevlilerinin muhatap olduğu kişi Abdullah Öcalan'dır. Ama evet, diğer taraftan diyor ki işte teröristlere oy vermeyin. Bu işte bir soru işareti yaratıyor. Yani benim düşündüğüm şu var, yani çok büyük bir oy kaybı olursa tek başına iktidar olabilecek gibi gösteriyor. Yani ona evet, cevaz veriyor şey, seçim sistemi Türkiye'de AK Parti'nin. Ama AK Parti olur da bizim tahminimizden daha büyük bir oy kaybına uğrarsa veya İşte bölgelere göre o bölge barajları var vesaire. Onlara artık hesaplanmasına göre koalisyon da mecbur kalırsa o zaman Türkiye için daha büyük bir soru işareti. Tek başına iktidarında bile oy kaybı yaşayacağı öngörülüyor şu anda AK Parti'nin ama tek evet, başında bu şekilde iktidarında bile aslında bir erken seçimin kaçınılmaz olacağını, yani aslında bu AK Parti için çok da tek başına iktidar olmak
çok şey anlamına gelecek değil. En azından 3'teki'lik çoğunluğa sahip olması bakımından, en azından böyle bir şeyin olmayacak olması AK Parti çok da zora sokacaktır deniliyor. Bir de şu var, Davutoğlu'na konuşalım. Hem az önce de ismini anımsattınız. Sayın Davutoğlu gerçekten AK Parti'yi arkasında Erdoğan varken yönetmekte zorlanıyor mu? Bir de bence zorlanıyor. Erdoğan'dan bir rahatsızlık duyan ya da Erdoğan'ın AK Parti üzerindeki baskısından rahatsızlık duyan bir kesimin olduğu belli. Üçüncü dönem kuralına takılacak olan ciddi ölçüde AK Parti kurucuları var, AK Parti milletvekilleri var. Ve bunların arasında en çok meydanında dikkatini çeken Abdullah Gül ismi bir kenarda duruyor. O söylemlerinin noktası noktasına, virgülü virgülüne çok dikkatli konuşuyor. Bülent Arınç gibi değil. Ama sanki içeride bir Abdullah Gül hareketi, AK Parti'de yeni bir yenilenme hareketi olabileceği endişesi taşılıyor. Eğer AK Parti istediği gücesi kavuşamazsa. Evet. Buna ne dersiniz? Böyle bir şey muhtemel midir? Tabii ki. Erdoğan'ın tahtından olması, yani AK Parti üzerindeki o hegemonyasından bertaraf edilmesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Açık bir şey var. İstanbul'da sık sık Abdullah Gül'ün yaptığı toplantılar var. Daha doğrusu toplantılardan çok ruhani lider gibi gözüküyor o da belli bir kesim için. Ve AK Parti'nin belli kesimleri kendisini ziyaret ediyor makamında, ofisinde ve konutunda. O konutta çok eleştirilmişti. Evet, o konutta ziyaret ediyorlar kendisini ve sürekli görüşülüyor. Ahmet Davutoğlu'na gelince, yani Abdullah Gül hala daha aktif, onu bir tarafa koyalım. Ahmet Davutoğlu'na gelince, Ahmet Davutoğlu elbette ki Tayyip Erdoğan'ın üzerindeki gölgesini her an hissediyor. O ağırlığı hissediyor ve rahatsız bence. Ancak o rahatsızlığı dile getirecek gücü yok. Niye gücü yok? Çünkü örgütlere ve delegelere hakim değil. Ona hala daha hakim olan kişi Sayın Erdoğan'dır. O yüzden yani Ahmet Davutoğlu akademisyen birisi olarak derse girse de siz kendisine sorsanız Türkiye için başkanlık sistemi eder mi, iyi mi diye nasıl bir cevap verecek ben merak ediyorum. Şimdi sorsanız nasıl bir cevap verecek? Yani o bakımdan bir rol çatışması içerisinde olabilir diye düşünüyorum ben. O gölgenin ağırlığı da kendisini zorluyor. Dediğim gibi delegeye ve parti tabanına hakim değil. Size göre ne olursa Abdullah Gül artık yeter der ve elini taşın altına koyar. Ya bilemiyorum. O iç dengeleri çok iyi okumak lazım AK Parti'nin içerisinde. Belediye başkanlarının özellikle rolü ne olacak? Çünkü belli başlı noktalarda belediye başkanları bu seçimde AK Parti o yeterince o desteği verecek miler? Yani sokağa, araziye dediğimiz seçimde araziye inecek miler? O son 3-4 gün özellikle önemli. Onu hep birlikte göreceğiz. Ona göre de Abdullah Gül çıkacak oy oranına göre Abdullah Gül bence hareket edecek diye düşünüyorum. Yani çok büyük bir kayıp olursa o zaman Abdullah Gül bence sahaya iner, siyaset sahnesine inebilir. İnmek zorunda kalabilir. İnmek zorunda kalabilir yani. HDP şöyle bir mesaj verdi. AK Parti ile kesinlikle bir koalisyonda bulunmayız diyerek net tavrını ortaya koydu. Bunun aslında siyasi bir handikap mı yoksa bir siyasi manevra mı olup olmadığı tartışılıyor. Uzmanlar farklı değerlendirmelerde bulunuyor. Böyle bir durumda AK Parti'nin tek başına bir iktidar olamayacağı bir hükümet modeli ortaya çıkacak olursa tabii ki bunun için bir ortağa ihtiyacı olacak hükümeti tamamlayabilmesi için. Bu HDP olamayacağına göre yani modelleri düşündüğünüzde en uygun model size göre ne olabilir? Yani zor bir şey yani zor bir soru. Çünkü bir taraftan bakıyoruz, çıkacak işte dediğim gibi kompozisyon çok önemli. Yani MHP, CHP, HDP üçlü koalisyonu deseniz o da çok zor. MHP ile HDP'nin aynı çatı altında olması imkansız gibi bir şey. Ama MHP, CHP daha uygun gibi görünüyor. MHP, CHP olabilir ama onun da aritmetik olarak imkanı var, matematiksel olarak ihtimali pek yok gibi gözüküyor şu anda. Diğer türlü üçlü koalisyon olasılığı olsa orada da HDP ile MHP aynı çatı altında çok zor. İhtimal ışığında değil. Ama AKP, HDP çok zorunlu kılınırsa olabilir. Bunun en başından beri planlanmış bir oyun olduğu da söyleniyor. Yok o kadar, o kadar uzun. Yani öyle bir şey komplo teorileriyle de çok hareket etmek doğru olmaz. Yani AK Parti, HDP, aslında HDP bu yüzden böyle bir mesaj veriyor. Amaç AK Parti ile HDP'yi birleştirip belki Kürt sorunu, bu başkanlık sistemi noktasında Erdoğan'ın tek başına elde edemeyeceği o 400 milletvekiline bir şekilde ulaşma projesi olarak da değerlendiriliyordu. Peki çok teşekkür ederiz. Programımızın sonuna geldik. Son olarak Kıbrıs'la ilgili olarak tabii şu anda New York'ta bir süreç var. Evet. Bununla ilgili olarak
sizce nasıl bir mesaj gelecek? Yarın görüşecek Ban Ki-moon'la Sayın Akıncı. Bu görüşmeye ilişkin bir not. Yani tabii ki doğal olarak şu anda Kıbrıs Türk toplumunun lideri olarak Sayın Akıncı gidiyor. Ban Ki-moon'la ilk görüşmesini yapıyor. Burada dikkat çeken husus şudur. Dün satır aralarını iyi okumak lazım. Her iki toplumun da yararına olacak bir anlaşma dedi. Çıkarına olacak bir anlaşma için, barış için varız dedi Sayın Akıncı. Bu önemli. Çünkü Sayın Eroğlu Kıbrıs Türk halkının çıkarı diyordu. Burada hem Kıbrıs Türk halkının hem Kıbrıs Rum halkının mesajı var. Çünkü ortak bir devlet kuracaksınız. Kazan kazan formülü olması lazım. Yani her iki tarafın da kazanması ama aynı zamanda da kaybetmesi. Yani şunu açıkça söylememiz gerekir topluma. Bu barış süreci gerçekleşirken veya bir barış gerçekleşirken, çözüm gerçekleşirken acıtıcı olacaktır yani. Her iki halkın da yani biraz canının acıyacağı bir süreç olabilir. Yani cennet bahçesine gitmeyeceksiniz ama daha belirgin, bugünkü belirsizlikten kurtulacak bir süreç olacak. Çok detaylar var. Mülkiyet sorunu var. Garantiler ön plana çıkıyor. Dikkat ederseniz evet. Son 1-2 haftadır. Yunan-Rum ikilisi özellikle bunu ön plana çıkarmış. Evet, garantiler konusu gündeme geliyor. Garantiler konusunda taraf olan ülkelerin söz sahibi olduğunu söyleyebiliriz. Yunanistan, Türkiye ve Birleşik Krallık. Ancak tabii ki uluslararası ilişkiler sistemindeki değişikliklere göre, hukuktaki değişikliklere göre, rebus sic stantibus dediğimiz şartların değişimine göre Avrupa Birliği faktörü var artık. BM'nin yeni uygulamaları var. Onlara göre bir şekillenme olacak, garantilerin bu şekilde kalacağını söylemek naiflik olur. Eğer bir çözüm olacaksa garantilerde belli başlı değişiklikler olacaktır. Bunu da halka söylesin siyasiler. Çünkü yanılmasınlar. Çünkü 2004 Annan Planı'nda da garantilerin görüşüleceği yazılıyordu. Yani revize edilecek. Ama garantörün nasıl kaldırılacağı anlamında hayır, o anlam, hiçbir şey yok. Yok, garantörlük değil. Ancak garantörlük de zaten ilgili devletin yani Kıbrıs Cumhuriyeti'nin anayasal statüsünün garantörüydü. Beşli komisyonla görüşülebileceği ve orada evet, alınacak yani olan bir retoyuyla evet, yani biliyorsunuz farklı gibi, farklı, evet, farklı farklı versiyonlar çıkacak yani garantilerle ilgili. Yani kalkacak anlamına gelmiyor ama bir yeniden gözden geçirme olabilir. Ban Ki-moon'la güven yaratıcı önlemler bence damga vuracak görüşmeye. Bir de takvimlendirme konusu gündeme gelebilir ki Rum tarafı buna çok karşı. Hakemlik ve takvime karşı. Hakemlik ve takvimlendirme. Bu konular yine de konuşulacak diye düşünüyorum ben. Evet, peki bugün biraz Türkiye ağırlıklı malum evet. Seçimler olduğu gerekçesiyle çok az da programımızın sonunda Kıbrıs sonra değinmiş olduk gelişmelerine. Bir başka programda inşallah daha bütünlüklü sonuçları yine genel çerçevede değerlendiririz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Vakit ayırıp programımıza katıldığınız için efendim çok sağ olun. Teşekkürler. Değerli izleyenler, Odak Noktası'nın bugünkü söyleşisinin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Saat başında gelişmeleri haber bülteniyle izleyebilirsiniz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın efendim.